Büyükşehir hizmet binaları her ilçede yapılacak. Bütün su işleri müdürlükleri, işte itfaiye müdürlüğü, ulaşım müdürlüğü, imar müdürlüğü, maskenin içerisinde bir birimi olacak. Onunla ilgili hazırlattığımız bir örneklem var. Yani şöyle söyleyeyim. Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarını bunu bir tip itibariyle hazırlattırdığımız. Yine şöyle de iki projeyi de gösterebiliriz. Aynı görsel farklılığı var. Şu an zaten bunlar tabii ki ilçelerimizde verdi. İlçelerimizde tabii bunlar şöyle değişebilir. Arsanın bulunduğu konuma göre, büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre, oranın ilçe nüfusuna göre bunların hepsi standart olacak diye bir şey söz konusu değil. Ancak biz içinde bütün müdürlükleri işte barındıran belediye hizmet binaları bir kere her ilçede yapılacak. Mevcut ilçelerin belediye binaları... Onlar zaten yine devam ediyor. Mevcut ilçe belediyeleri zaten devam ediyor her ilçede. Yani bunlar büyük şehrin anlamında mı? Büyük şehrin bütün hizmet bina elemanları çalışacak. Yani bir işte maskenin bütün su işleri, kanalizasyon tabii. işleri. Bu dilekçe işlemleri de orada. Evet, itfaiye yani. Hizmetleri bunun içerisinde. Mezarlık hizmetleri bunun içerisinde. Bakın ha unuttum ben. Mezarlıkla ilgili de bütün her şeyi hazırladık. Sağ olsun kulaklar çınlasın. Doktor Ekrem Bey biliyorsunuz çok titizdir. Yaptığı işlerde. Nasıl? Şu an bütün ilçelerdeki hazırlıkların her şeyini bitirdi. Oh. Allah. Mezarlık hizmetlerine ilgili bütün personel ilavelerini de hallettik. Ne gerekiyorsa şu anda bizim mezarlık hizmetleri ilçelerle ilgili de hazırlığını tamamladı. Tabii beldeler köye dönüştüğü için beldelerde de çok aynen öyle tabii ki. Aslında sorumlu İşte beldeler. Burada bilgi işlem müdürlükleri, efendim hal müdürlüğü, orada çalışanlar. Yani büyükşehrin her ilçede yapmış olduğu görev müdürlüklerin bunun içerisinde birimleri olacak. Artı bunun dışında onu arkadaşlar şu anda getirmemişler. Ya yetişmedi. Belediye hizmet noktaları götüreceğiz. Evet, slide varsa yönetmenimiz onu versin. Büyük beldelere. Büyük beldelere. Büyük beldelerde evet. Genelde su tahsilatları. Yani bizim bu muhtarlık binaları var ya, onun birazcık daha büyüğü. Diyelim ki 500 nüfusu hane olan belde var. Yeni adıyla mahalleye dönecek. Yani merkeze gitmeyecek insanlar su parasını yatırmaya. Oralarda... Gerekli yani doğalgaz falan orada. Şöyle söyleyeyim. Biz şu anda iki tanesini su işleri müdürlüğümüz yok mu bizim? Onun önüne koyuyoruz. Şu anda montajları yapılıyor. Bütün bu söylediğimiz noktalara konacak kartıyla parasını ödeyecek insan. İçeride gene vezneden olacak. Su tahsilatlarının yapma noktasında. İsterse bankamatik kartıyla ödeyecek, kredi kartıyla ödeyecek. Veya otur, belediye kartını oraya yatıracak. Tabii canım. Veyahut da içeri girecek kart yoksa vezneye nasıl bugün yatırılıyoruz belediye veznelerine. O hizmet noktalarını da bütün büyük beldelere yeni adıyla mahallelerimize götüreceğiz. Öyle söyleyeyim. Yine Manisa merkezi için düşündüğümüz Manisa'nın olmazsa olmazlarından bir tane bir kültür merkezi. İlk kez açıklıyoruz herhalde değil mi başkanım? Evet bu ilk defa evet. olacak. Görsel bir vahirle. Vizyon olarak baktığımızda Avrupa'yı görünüyor ikisi de. Biri gece çekimcisi, biri gündüz olarak hemen hemen aydınlanıyor. Güzel ama. Eğer tabii bu... Bunu tabii yer. Yeri, evet, en buna, büyük ona sıkıntı yer. şimdi aslında bir yer bulduktu, küçük geldi. 10 bin metre küçük. Şu an slaytını sevgili izleyicilerimiz izliyorlar zaten kültür evet. merkezimizi. Yani bunu aşağı yukarı bir... 25 bin metreden. Yani bir evet 30 bin, 30 dönüme yakın bir yer lazım. Herhalde büyük şehrin en büyük ihtiyacı. İçinde bunun 3 tane konferans salonu, toplantı salonları. Biri tanesi 1500 kişilik, bir tanesi 1000 kişilik, bir tane de 800 veya 700 kişilik planlandı. Yani içinde her türlü kültür aktivitelerinin yapılacağı bir bina. Bu proje... Özel bir yarışmada mı yoksa sizin bir özel bir mimari tasarım ekibi mi var? Valla bu arada ben başkanımıza da teşekkür ediyorum. Hep projelerini ilk kez ETV'de evet. açıklıyor ama şimdiye kadar ilgimi çeken en güzel projelerden biri. Bir kere mimari harika ama işlevselliğine bakarsak Manisa'nın en büyük ihtiyacıydı. Bölgenin coğrafi konumuna da uygun. Bir baktığınızda Dubai'ye görünüyorsun, bir baktığınızda çok da uzay NASA merkezini görüyorsun. Bu hakikaten bir mimari proje, bir ekip mi var? Tabii ki ekip var, ekip çalışıyor. Kim var ekibin başında?
Allah. Hayır hayır, bir şey söyleyeceğim. Hayır. Ben müteahhitim. 35 senedir. Mimarlık farklı bir proje. Mimarlık. Yani bak şimdi ben 35 sene inşaatçının içinde yani. Anlıyorum yani ama ben merak ettim. Ben anlamadım. O zaman ben kültür merkeziyle ilgili detayları istiyorum başkanım izin verirseniz. Valla içinde yok yok. Her şey var. Kültür sitesinin içinde işte her türlü sunumların yapılacağı, her türlü faaliyetlerin orada sergilerin açılacağı, 3 tane toplantı salonları, kafeteryaları, kütüphanesine kadar her şey bunun içerisinde planlanıyor. Sonuç itibariyle tabii bununla ilgili en önemli şey yer. Nereye yapılacak başkanım? Bunun yeri neresi? Ben size söyleyeyim. Kafamdan ve tasavvur geçen. Barbaros Mahallesi. Kuşçubahçe. Ben Barış'a diyecektim ama. Hayır. Çevre yolu arasındaki göbek. Çünkü ada şeklinde kalan yani. Aynen öyle. Şimdi şöyle düşündük. Biz bu mevcut imar planlarını yaparken bu noktaların detayların üzerinde epey çalışmıştık. Manisa'nın yeni bir yaşam alanını tamamen çevre yoluyla Kuşçubahçe ve Barbaros'un arasındaki kalan çok geniş alanda planladık. Burada böylesine büyük bir kültür merkezi, çok büyük bir rekreasyon alanı. Her türlü hayatın geçilebildiği, etrafında da blokların, öncelikle çevre yolunda yüksek katların, ondan sonra içe giden daralarak, yani diyelim ki 10-12 katlı yapılaşmayı yolun kenarında veya Barbaros'un kenarlarındaki dönüşünde veya Kuşçubahçe'deki dönüşünde sağladığınızda gitgide ondan sonra 6 katlı, 7 katlı ve 2 katlı binaların ve en sonunda da göbekte içinde kanalların geçtiği 7Z endeksi bir proje mi olacak bu aynı zamanda? Bu farklı. Uzanacak yani, bu farklı, o tarafa uzanır mı? Bu farklı bir olay. Çünkü oradan geçen mevcut kanallarımız var bizim. Biliyorum. Onların ıslah yerleri de ilgili Orman Bakanlığı'nda, bakana dair ben anlattım bunları, oradaki değişimleri. Oraya da mı takıldınız yine? Yok, yok onun olurunu aldık. Tabii planlaması kaldı. Sonuçta oradaki kanalların yer değiştirilerek orada geri dönüşümlü havuzların olduğu, işte çok büyük sosyal alanların olduğu, kafeteryaların olduğu büyük bir geniş alan düşünün. Bunlar oradaki planlama yapılırken biliyorsunuz yeşil alanlara, parklara, okullara %40'lık bir pay var. O %40'ı payın içerisinde ayrılacak olan bir alandır burası. Nasıl ki 120 dönümün üzerinde, 100 dönümün üzerinde orta öğretim liseler kampüsünün planlamasını yaptıysak sosyal işte o bölgenin daha batısında olan kısımdı bu söylediğimiz yerler. İnşallah oranın planlamasını yaparken böylesine çarşı merkezleri de tabii olacak bunun etraflarında. Sadece söylediğim yerler değil. O açıdan, ama yani tabii Manisa merkezde böyle bir şey yokken tam o yeni bir böyle Manisa yani yeni bir Manisa. Manisa'nın çok daha geniş bulvar caddeleriyle planlanmış bir Manisa'yı düşünün. Çok geniş rekreasyon alanlarıyla onun içerisinde göbeğinde böylesine bir binayı düşünün. Ben çok beğendim. Çok güzel. Ben de işlediğim anlattım yani. Hayırlısı. Çok güzel değil mi? Bölgeye uygun. Şeyi. Ve yani ihtiyaç olan bir şey. Çevre yolun üst tarafına kayıyor galiba. Anlaşım göründüğümüz kadarıyla sinevizyondan. Çevre yolun altına kayıyor. Çevre yolun işte güney tarafında kalacak. Evet güney tarafında. Aynen altında. Öyle. Güzel. İşte şey. Arada diyorum ya. Evet ara diyorum. Tam ara adanın içerisinde kalıyor. Evet hani keşke merkezde alanlarımız olabilse daha merkezi bir alan. Tabii yeni planlama alanlarını işte yaratmak zorundasınız. Olabilse, bu alanlar ortaya çıktıkça bu yatırımlar çok daha farklı olacaktır. Bunlara da alışmak zorundayız. Yani aynen öyle. Gelip gitmeyi ve bazı şeyleri öğreneceğiz. Karşısındaki otopark alanı. Onun görüntülerini arkadaşlar getirdiler mi bilemiyorum. Gazi Okulu'nun karşısındaki otopark alanı yapmak üzere çentimiz var. Çent. Yani oraya lojmanları alıp? Lojmanlar kalkacak. Kalkacak. Başkan. Evet budur. Şu anda mevcut subay lojmanları biliyorsunuz orası 60 yılında yapılmış. 50 yıllık binalar artık kesinlikle depreme dayanıklı değil. Miadı da dolmuş. Miadı da dolmuş. Paşamızla da yaptığımız görüşmede işte bu örnek teşkil etti. 3 sene sürdü ama bu seferki herhalde 6 ayda falan bitiririz inşallah veya bir senede. İkinci hem burası Gazi Okulu'nun karşısında büyük bir otopark.
Yerin altına da inecek bu, yerin üstüne de çıkıyor. Yani etrafta sanki bir alışveriş, bir şeyler, binalar yok, var. Yok. Sadece hayır, o mu? Hayır. Tamamen otopark burası. Ha belki ön sıraya birkaç tane dükkan konabilir. Bu da mı asansörde mi olacak bu da? Hayır, bu şey değil. Tamamen betonarme. Tamam. Yani onu açık bir palet sistemi de. Yani birisi asansörü yapmaya sistemi, talep palet eder. Palet sistemi çok maliyetli olması sebebiyle yani. Burada şey betonarme sistem tamam. Çok çabuk yapılabilecek. Betonarme olarak düşünüyoruz ama dış giydirmeleriyle estetiği de sağlayalım düşüncesindeyiz. Bu da projelerimizden bir tanesi. Ben unuttumdu. Sonradan otoparka girince tekrar geldi bu. Bu da ilk mi açıklanıyor? Evet, bu da ilk açıklanıyor. Evet. Pınar ne kadar şansın var seni ya. Öyle. Başkanımızın. Evet, evet. Bizim de şansımız var. Evet. Şimdi o zaman buna ilaveten. Evet başkan. Şimdi bu yeri almak için bir anlaşma mutabakatına geldik. İki, devlet hastanesinin karşısında biliyorsunuz komutanlık var. Jandarma. Tugay şeyi. O yeri de Allah nasip ederse. Eski jandarmalar komutanının olduğu yer. Evet, köşe yok mu? Turgutlu'ya dönen köşe. Oranın yerini de almak üzere biz hem bu yeri almak hem o yeri almak üzere mutabakat sağlandı. Şu anda ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın... Yani 8 Eylül Hastanesi'nin olduğu önünde başlıyor. Eski jandarmalar komutanının olduğu hepsi adayı. Aynen. O adayı komple. Aşağı yukarı 814 bildiğim kadarıyla. Var. Bayağı büyük bir alan. Alttan da bir kanal geçiyor. Kanal bağlantısı var onun. Kanal yolda mı kalıyor? Yola doğru. Kısmen yola, kısmen şeyin üzerine geliyor. Ama da kış askerin yanından geçiyor. Kenarda kalıyor. Kanal. Tamam. Kanal yukarıdan şeyden geliyor. Sakarya Mahallesi'nden gelen tamam. Kanal. O kenarda kalıyor. Şeyde kalıyor. Kenarda kalıyor. Şimdi orası da çok büyük bir alan. Evet. Onun daha görseli gelmedi ama ben şimdi kaç araç olacak burası? Kaç katlı? Valla bunun yerin üstüne 4 kat, işte yerin altına da 2 kat olarak düşünüyoruz. 4 kat üstte, 2 kat altta. Yaklaşık... Kaç araç? Herhalde kaç 5, araç kapasiteli başkanım? 5-600 olur. 5-600. Net koydurmadık yani şu anda sayısını ama gene bir rahat 400-500 civarında olur.